Herkese merhaba, ben Rauf. Bugün sizinle beraber 9.3 yama notlarının özetiyle karşınızdayım. Öncelikle Aatrox'tan başlayalım. E'si normalde stackleniyordu. Artık onu kaldırmışlar. Bekleme süresi, stacklenme süresinin daha az olacak şekilde değiştirmişler. Bunu yapmaların amacı, normalde Q'la bir combo yaptığınız zaman hani bir Q'ya kullandınız, sonra ikinci stackte olduğu için bir Q'ya daha kullanabilmenizdi. Bunu kaldırmak için onu yapmışlar. Ve onun dışında artık minyonlardan can çekmesi kazanmıyorsunuz. Onun yerine normal can yenilenmesini arttırmışlar. Akali'ye gelecek olursak can yenilenmesini arttırdılar. Artık Q'dan %70 ve %80'in üzerinde olduğu zaman can çekiyordunuz. Onu kaldırmışlar. W'su sisin etrafında dolaşmada kulenin altındayken artık Akali'yi gösteriyor. Bu çok önemli bir nerf. Bayağı büyük bir nerf. Onun dışında W'nin bekleme süresi de ileriki seviyelerde artmış durumda. Kamil'e gelecek olursak çok küçük bir şey. Artık minyonlara ve orman kamplarındaki canavarlara sersemletemiyorsunuz E'nizle beraber. Cassiopeia'ya gelecek olursak hafif bir dengeleme gelmiş diyebiliriz. Q'nun geç safhadaki damage'ini biraz azaltmışlar ama oranını arttırmışlar. Yani 9 level'da direkt adamı öldüremeyeceksiniz ama 16-17 level'da çok daha güçlü olacaksınız denilebilir buna. W'su de damage'i, manası, her şeyini gene nerflemişler. Irelia'ya gelecek olursak can büyüme oranı ve zırh miktarını arttırdılar. Pasif miktarı 4'ten 5'e çıkarıldı. 4 stack boyunca sadece saldırı hızı kazanıyorsunuz. Artık saldırı gücü kazanmıyorsunuz. Onun dışında 5. stack'te ise saldırı gücü kazanıyorsunuz. Q'nun minyonlara verdiği ilave damage'i arttırmışlar. W'sine gelen değişiklikte normalde %40 hasar azaltma vardı. Artık %50 hasar azaltma AD'lere karşı, fakat AP'lere karşı, yani yetenek gücü karakterlerine karşı hasar azaltma sağlamıyor. AD şampiyonlara karşı daha fazla, daha rahat oynayabilirsiniz. Nişancı eşyaları bu yamada aslında birkaç şey eklemişler. Genel olarak AD'leri güçlendirecek tarzda. Hem paralarını azaltmışlar hem de eşyaları, yeni eşyalar ilave getirmişler. Eski kritik veren çeviklik pelerini geri dönmüş. 800 altın %20 kritik veriyor. Ebedi kılıcı tam olarak geçmiş haline getirmişler. Sadece değişen şey, normalde 2 katına çıkarıyordu kritiğini. Bu sefer 2 katına değil de kritik vuruş hasarını artık %25 arttırıyor. Onun dışında can biçene gene eski haline getirdiler. Kritik vuruş ihtimali veriyor. Vurdukça %1,5 mananızı iade ediyor. Yeni gelen bir eşyamızdan söz edeyim. Shoji'nin mızrağı. Bu normalde can biçenin yerini alan bir eşya. Can biçeni eski haline getirdikleri için o özellikleri veren ikinci bir eşya çıkarmak istediler. Can biçenin bir önceki 9.2 yamasındaki bütün özelliklerini bu eşyaya getirmişler. Yani ne ki ultini kullandıktan sonra 6 saniyeliğine saldırı hızını %50 artırıp ultin dışındaki yeteneklerin bekleme sürelerini %20 azaltıyor. Yani Renekton Riven gibi karakterler için çok iyi bir item olmuş. Onun dışında fırtına biçene değişiklik gelmiş. Artık statik hançer gibi yürüdükçe 100 stack biriktiriyorsunuz. Bu 100 stack sonrasında adamı vurduğunuz zaman hem daha fazla damage atıyorsunuz hem de karşıdaki karakterin hareket hızını düşürüyorsunuz %40 kadar. Bayağı güzel bir item olmuş ama artık ilk item olarak alınacak seviyede değil. Hayalet dansçıya gelecek olursak Yasuo artık hayalet dansçı alamayacak, öyle söyleyebilirim. Yeni gelen bir özellik, bunu aslında ediker eşyasına çevirmişler. Eğer canınız %30'un altına inerse kalkan kazanıyorsunuz. 9 level'dan sonra steklenmeye başlıyor bu kalkan, hasar azaltma olarak. 240'tan 600'e kadar hasarınızı azaltıyor, bir kalkan olarak veriyor size. Yani bayağı güzel olmuş. Diğer bir özelliği de 550 birim yakındayken bir rakibe vurduktan sonra 2 saniyeliğine minyonların arasından geçebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Onun dışında AD carry itemlerinin altın miktarlarını azaltmışlar. Burada görebilirsiniz altın miktarlarını. Güzel bir buff olmuş AD carry'ler için. Onun dışında diğer bir gelen değişiklik ise statik hançer için. Artık Yasuo'ya hayalet dansçı yerine statik hançer alınacaktır bana kalırsa. Çünkü hem altın miktarını azaltmışlar hem de saldırı hızını biraz arttırmışlar. Son fısıldaya güzel bir buff gelmiş. Saldırı gücü artmış, parası artmış ama zırh delmesini de arttırmışlar. Gayet güzel bir dengeleme olmuş. Onun dışında saldırı güçleri artmış son fısıltının. Çok basit güncellemeler de getirmişler. Lissandra'dan bahsetmek gerekirse Q'sunun artık mana bedelini biraz arttırmışlar. 8 mana çok fazla değil oyunun sonuna doğru. E'sinin hasarını da oyunun sonuna doğru azaltmışlar. Sion'un Q'su ve W'su güzel bir nerf yemiş. W'su bekleme süresinde artmış. Q'nun da hasarı azaldı. Zyra'nın bitkilerinin vuruş hasarını azaltmışlar. Minyon ve canavar altın ödüllerinde ise normalde geride olsanız bile biraz öne geçmeye başladığınız zaman başınıza altın ödülü konuyordu. Artık bunu düzenlemişler diyebiliriz. Çok geriden geldiğiniz zaman üzerinize bir bekleme süresi koyuyor. O bekleme süresi bitene kadar kafanıza ödül gelmiyor, böyle söyleyebilirim. Yükleme ekranı güncellemelerine yeni şeyler gelmiş. Yükleme ekranında artık adamın üzerine bakarak, kartlara basarak yeni şeyler görebilecekmişiz. Ne olduğunu tam olarak şimdiden bilmiyorum. Onun dışında giderilen birkaç hata var burada. Yeni gelen kostümler, kalpleşen Fiora ve kalp kıran bir yeni gelen kroma renk paketleri ve 9.3 yamaları bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup diğer videolarımda göz atmayı unutmayın lütfen.